Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 23, 24, 25 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Türkiye geneli endemik yayınlarının edebiyat sorularını çözmüş olacağım. Bu ve diğer Türkiye geneli deneme sınavlarını daha yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Birinci soruda bu parçadan söz edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Farklı türde eserler verdiği diyor. Bakın arkadaşlar, öykü yazıyor sanatçı, roman yazıyor, daha sonra da deneme yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi farklı türlerde eser verdiği bilinmektedir. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. Akıcı ve coşkulu bir anlatımı olduğu demiş. Bu bir dursun arkadaşlar. Eserlerinde kendi hayatından yararlandığı demiş. Bunu nereden çıkarabiliriz arkadaşlar? Bakın bunu da biz şuradan çıkarabiliriz. Geçen yıl otobiyografik anlatılara bir yenisini ekledi diyor. Otobiyografi nedir arkadaşlar? Kişinin kendi hayatını anlatmasıdır. O yüzden biz buradan C seçeneğini çıkartırız. Bunu da elemiş olduk. Edebiyat alanında yetkin bir sanatçı olduğu demiş. Bakın bunu da şurada usta ifadesini kullanıyor. Ustalar nedir arkadaşlar? Yetkin bir sanatçıdır. Ben buradan da D seçeneğini çıkarmış olurum. Bunu da eledim. Toplumsal ve bireysel temaları birlikte verdiği. Bakın bunu da şuradan itibaren okuduğumuzda değerli arkadaşlar bunu da çıkarmış oluruz. O yüzden biz buraya bakarak arkadaşlar E seçeneğini de çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Akıcı ve coşkulu bir anlatım olduğu parçada verilmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru bu parçada söz edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Yazarın gözlemlediği ya da yaşadığı olay, olgu, durum ve izlediği varlıklara ya da herhangi bir kavramla ilgili izlenimlerinin belli bir plana bağlı kalmayarak tamamen kendi kişisel görüşüyle serbestçe yazıya döktüğü birkaç sayfayı geçmeyen kısa metinlerdir. Yazar yazısında deliller getirip düşüncesini ispatlamaya ihtiyaç duymadan ve kesin hükümler vermeden serbest bir tarzda kurar. Derin düşünceden çok kişinin kendi dışındaki varlıklara herhangi bir konuda gerçek ya da hayali olarak girdiği diyaloğun ürünü, ürünüdür demiş. Arkadaşlar anı olabilir mi? Olamaz. Anı kişinin başından geçen olayların anlatıldığı edebi türdür. Bunu elemiş oluruz. Biyografi olabilir mi? Bu da olamaz arkadaşlar. Herhangi bir kişinin hayatını anlatmıyor. Makale olur mu? Bu da olmaz. Metinde hatırlarsanız bakın kanıtlama ihtiyacı duymadan demiş. Fakat makalede bilgiler kanıtlama amacı taşır. E seçeneğini dilemiş olduk. Fıkra olur mu? Fıkra da olmaz. Günübirlik yazılardır. Ama burada günübirlik yazıdan bahsetmiyor. Bu nedir arkadaşlar? Tabii ki denemedir. Kişilerin kendi duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade ettiği anlatım türüne denir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Kişileştirmeye başvurulmuştur diyor. Arkadaşlar parçamız okuduk. isterseniz bu bir kenarda dursun. Tanıklıktan yararlanılmıştır diyor. Tanıklık dediği tanık göstermedir arkadaşlar. Bakın Cengiz Ayıtmatov'un Mehtab'ın en güzel seyredildiği yer diye tasvir ettiği ifadesinden Cengiz Ayıtmatov'un sözünü almış. Bundan dolayı değerli arkadaşlar burada tanık gösterme vardır. O yüzden B seçeneğini elemiş olduk. Karşılaştırmaya yer verilmiştir diyor. İlk cümleye bakarsanız dünyanın en güzel aşk romanlarından biri demiş. Diğer romanlarla bunu karşılaştırmış. O yüzden biz buradan C seçeneğini de çıkarmış oluruz. Karşılaştırma vardır. Bunu da elemiş olduk. Farklı duyularla algılanabilen ayrıntılar vardır diyor. Bakın arkadaşlar ılık bir sonbahar rüzgarı gibi gözümüze çarpıyor ifadesinde. Burada ne vardır arkadaşlar? Dokunma duyu organına hitap etmiştir. Aynı zamanda görselliğe de hitap ediyor. Görme ve dokunma duyu organına hitap ettiği için arkadaşlar farklı duyulara seslenilmiştir. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Birinci kişili anlatımla oluşturulmuştur diyor. Evet yazar olayın içerisinde kendini katıyor arkadaşlar. Aynı zamanda ilerliyor aracımız derken burada olaya kendini kattığını görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat bu parçada herhangi bir kişileştirmeye başvurulmamıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez demiş. Bakalım. Sanat yalnızca belli düşüncelerin ya da herhangi bir dünya görüşünün dile getirdiği bir araca dönüşmemelidir. Aksi halde. Bakın arkadaşlar. Genel itibariyle gelecek ifadelerin ne olması lazım burada? Olumsuz olması lazım. Çok sınırlı bir alanda, dar bir kitleye seslenmiş olur. Görmüş olduğunuz gibi olumsuz ifade bunu elemiş oluruz. Ortaya konan basit bir propaganda metninden öteye geçmez. Bu da olumsuz bir ifadedir. Bunu da elemiş oluruz. Yaşanan gerçeklerden uzak, tamamıyla hayali ürünler ortaya çıkar. Bu bir dursun arkadaşlar. İnsanları birleştiren ortak bir değere dönüşmez. Bakın bu da olumsuz bir ifade. Bunu da eledik sanat yapıtlarının ortaya çıktığı dönemin sınırlarını aşması mümkün olmaz. Bu da olmaz arkadaşlar. Bunu da dedik. Sürdürülemeyecek en uygun ifade nedir arkadaşlar? Yaşanan gerçeklerden uzak tamamıyla hayali ürünler ortaya çıkar ifadesi buraya getirilemez. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözler aşağıdaki açıklamalardan hangisiyle uyuşmamaktadır diyor. Bakalım Birinci söz kendinden söz ettirme, sürekli konuşulma demiş. Bire baktığımızda gündemde kalmayı başarıyor ifadesinden sürekli konuşulduğunu, sürekli kendisinden söz edildiği anlamı çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla biz A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci söz öğretici bir anlayış benimseme demiş. Bakalım ışık tutacak, ışık tutmak ifadesinden öğretici olduğunu anlar mıyız? Dursun arkadaşlar bu. Daha sonra tekrar bakalım. Üçüncü söz, gelecekle bugünü birleştirme, şimdiki zamanla sonrası arasında kurduğu köprü demiş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gelecekle bugünü birleştirmeye çalışıyor. Bu da doğrudur. C seçeneğini delemiş olduk. Dördüncü söz, titiz bir biçimde yazma demiş. Kılı kırk yaran titizdir arkadaşlar. Bu da doğrudur. D seçeneğini delemiş olduk. Beşinci söz, gerçekleri olduğu gibi anlatma. Yaşamın fotoğrafını çekiyor demiş fotoğrafı çekiyorsa arkadaşlar nedir? Gerçekleri olduğu gibi aktarıyordur. Burada doğrudur. Bunu denemiş elemiş olduk. Fakat 2 de ışık tutacak ifadesinden biz öğretici olduğunu anlamayız arkadaşlar. Işık tutmak yol göstermek anlamına gelir. Bundan dolayı bu yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 6. soru yukarıdaki açıklamaların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bütün beyitlerinde aynı konunun işlendiği gazellere yek ahenk gazel denir. Doğrudur arkadaşlar bunu elemiş oluruz. Mesnevi ve müstezatlar aynı uyak örgüsüyle yazılır demiş. Arkadaşlar mesnevi nasıl yazılır? Aa A, B, B, C, C, D, D şeklinde yazılır. Müstezatların kafiye örgüsü ise arkadaşlar şu şekildedir. Bakın A, A, X, A, X, A, XA biçiminde kafiyelenir. Görmüş olduğunuz gibi kafiye örgüsü birbirinden farklıdır. 2'yi alırız arkadaşlar. Kıta ve murabba'lar farklı nazım birimleriyle yazılır. Doğrudur arkadaşlar. Kıta'lar ikilik, murabba'lar dörtlük nazım birimidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tuyu ve rubaylerde şairin mahlasına yer verilmez. Evet doğrudur. Mahlaslar yer almaz. Bunu da elemiş oluruz. Terkibi bentlerde bentleri birbirinden bağlayan Vasta beyti her bentten sonra değişir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Terkibi bentlerde değişiyor. Tercihi bentlerde ise değişmiyordur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bize bir bilgi yanlışını sormuştu. Sadece iki numaralı cümlede bilgi yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif vardır demiş. Bakalım. Duyarım saçlarım. Arkadaşlar duyarım ifadesinde duymak fiildir. Ar geniş zamandır. Im da nedir? Şahıs ekidir. Saçlarım ifadesinde ise saç isim köküdür. Lar çoğul ekidir. Benim saçlarım olduğu için ım da nedir? İyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi eklerin görevleri aynı olmadığı için burada redif yoktur. Kafiye vardır. Arkadaşlar şu arımdan ifade arım arımlardan aldığımız için burada ne vardır? 3 sesten fazla olduğu için zengin kafiye vardır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Duya duya uykuya ifadesinde bakın buradaki A A'lar nedir? Zarf fiil Buradaki A ise yönelme hal ekidir. Dolayısıyla burada da eklerin görevleri farklı. O yüzden biz şuradaki uyaları arkadaşlar beraber alırız. Redif yoktur burada da. Burada da yine ne vardır? 3 ses olduğu için zengin kafiye vardır. Derdi, delerdi ifadesinde ise bakın onun derdi dediğimde buradaki i iyi, iyilik ekidir. Delerdi ifadesinde ise buradaki de nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Dolayısıyla yine burada da redif yok. Erdilerden itibaren al alırız arkadaşlar. Üç sesten fazla olduğu için burada da yine ne vardır? Zengin kafiye vardır. Ağlar, sevdalar ifadesinde ise ağlamaktır kelimenin kökü. R geniş zamandır. Sevdalarda da lar çoğul ekidir. Arkadaşlar burada da eklerin görevleri aynı değil. Bunun için burada da redif yok. Lardan itibaren aldığımızda bunlar nedir arkadaşlar? Burada da zengin kafiye vardır. Zaferi gökleri. Onun zaferi dediğimde i iyi iyelik ekidir. Onun gökleri dediğimde ise yine i nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Dolayısıyla Buradaki i'ler nedir arkadaşlar? Rediftir. Geriye kalan ses benzerliği olan erler ise neyi oluşturur arkadaşlar? Tam kafiyeyi oluşturur. Redif olanı sormuştu. Redif nerede var arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi E seçeneğinde redif bulunmaktadır. 8. soru. Numaralanmış bu dizelerde yukarıdakilerin hangileri ortak değildir demiş. Nazım biçimi diyor arkadaşlar. Nazım biçimine şöyle bir baktığımızda dörtlüklerle oluşmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dörtlüklerle oluşmuş. Biri sevgiden bahsediyor değerli arkadaşlar. Biri insanın cahilliğinden bahsediyor. Bu nedir arkadaşlar? Olsa olsa bunlar koşmadır. Nazım biçimi ikisinde de koşmadır. Ortaktır. Biri elemiş oluruz. Nazım birimi demiş. Nazım birimi mısra sayısıdır. Bakın bu da dörtlükte oluşuyor. Bu da dörtlükte oluşmuş. O yüzden değerli arkadaşlar bu da ortaktır. Bunu elemiş oluruz. Nazım türü demin söylemiştik bu didaktik bir esere benzetiyor. Benziyor. Öğretici bir eser gibi duruyor. Bu da arkadaşlar nedir? Aşkı anlattığı için lirik bir eserdir. Dolayısıyla nazım türleri farklıdır. Üçü alabiliriz. Uyak örgüsü Arkadaşlar kafiyenin işine baktığımızda bu nedir? A, 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 A düz kafiye örgüsüne sahiptir. İkinci dörtlüğe baktığımızda ise A, B, C, B olur. Bunun kafiye örgüsü de bu şekilde olduğu için bu da farklıdır. Dördü de alırız. Durak düzenine baktığımızda ise bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 artı 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar bu da 6 artı 5. Bu da benzerdir. Bunu da elemiş oluruz. Ortak olmayanları sormuştu. 3 ve 4 numaralı cümleler ortak değildir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerin ait olduğu nazım türündeki şiiriyle tanınmıştır diyor. Bir vakte erdi ki bizim günümüz yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor. Deva belli değil, dert belli değil İfadeleri kime aittir arkadaşlar? Tabii ki ruhsatiye aittir. Ruhsati saz çalmayan birisidir arkadaşlar. Badeli bir aşıktır. İşlediği konuya baktığımızda, nazım türüne baktığımızda ise arkadaşlar bu kime benzer? Tabii ki Dadaloğlu'na benzer. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Zaten Dadaloğlu ruhsati aynı duygu ve düşüncede şiir yazan sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır. 10. soru. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Osmanlı şairleri arasında devriyle birlikte anılan hatta özdeşleşen müstesna şairlerdendir. Divanında önceki asırların gazellerinde görülen tasavvufi derinlik ve zihni tasavvurlara dayalı ustalık merakı yoktur. Onun şiirlerinde sanki her şey kendiliğinden olmuş izlenimini verir. Özellikle gazel tarzında yazdığı şiirlerinde Türkçenin nabız atışlarını duyar, döneminin zevk ve yaşama üslubunun zarif çizgilerini buluruz. Bu bakımdan duyuş ve değişiyle de diğer divan şairlerine ayrılmış mahalli konulara yönelerek divan edebiyatında yeni bir akımın öncülüğünü yapmıştır diyor. Arkadaşlar zevk ve yaşama üslubunun zarif çizgilerin dediğine göre bu kimdir? Lale devrinin en önemli şairlerinden gazelleriyle tanınan şarkılarıyla ön plana çıkan kimdir arkadaşlar? Tabii ki Nedim'dir. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 11. soru aşağıdakilerden hangisi Katip Çelebi'ye ait bir eser değildir demiş. Keşfüsünün Katip Çelebi'nindir. Cihannüma Katip Çelebi'nin, Fezdeki Katip Çelebi'nin, Mizanül Hak Katip Çelebi'nin Hadikatü Seyda bu tabi ki kimin eseri arkadaşlar? Fuzuli'nin eseridir. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 12. soru. Karagöz oyunundan alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Parçamıza bakalım. Zenne evin tavuk kümmesi de var mı efendim? Hacıvat elbette var hanım kızım. Zenne kirası ne kadar Hacıvat? Hacıvat: Evladım siz yabancı değilsiniz sizin için 50 olur. Zenne: Peki efendim biz bu evi tuttuk. Buyurun bir aylık da peşin veriyoruz. Hacıvat: Sağ olunuz evladım güle güle oturunuz. Zenne: Biz de gidip evi temizleyelim bari. Şarkı eşliğinde nokta nokta gelir. Nara atar. Arkadaşlar bu nara atıyorsa kimdir? Tabii ki kabadayı olan tuzsuz Deli Bekir'dir arkadaşlar. Tuzsuz Deli Bekir. Ey gidi felek, ey gidi felek be. Karagöz. Hey gidi dümbelek be. Bu da kim yahu? Tuzsuz Deli Bekir. Bana bak öyle tepeden konuşma. Erkek sen aşağı gel de boyunu görelim. Karagöz. Ne var be? Ne bağırırsın? Ayağına basılmış ayılar gibi. Tuzsuz Deli Bekir. Ey be! Bana bak bire sen beni tanır mısın ifadelerinden, söyleşmeye dayalı anlatımdan yararlanılmış mı? Evet, karşılıklı konuşmalar var. Bakın bunu ederiz. Boş bırakılan yere zaten kabadayı rolündeki tutsuz deli bekirin olacağını söylemiştik. Bunu da eleriz. Muhavere bölümünden oluşmuştur diyor. Bu bir dursun. Güldürü unsur olarak söz oyunlarından yararlanılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu eleriz. Bir anlatıcıya yer verilmemiştir. Karşılıklı konuşma olduğu için buna gerek yok. Bunu delemiş oluruz. Muhavere nedir arkadaşlar? Muhavere kara göz ile hacivatın arkadaşlar karşılıklı konuşmasıdır. Bu bölüm bundan oluşmuyor. Araya zenneler girmiş, Tutsuz deli bekirler girmiş. Bu muhavere bölümü değildir arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu dizeler dil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki mesnevilerin hangisinden alınmış olabilir diyor. Birliğe bitmek hakka ermek olur, padişahın lütfuna girmek olur. Birliğe bitmek nişandır devlete, layık eyler Adem'ini hazrete. Ey yaranlar birlik eyleyin yar ile ki varasınız dünyadan ikrar ile. Birliğe ulaşmadın varanların yarın işi düşvar ola onların ifadelerinden. Harname şeyhinin yazdığı bir eserdir. Genel itibariyle sembolik bir eser eşek vardır. Burada o olmadığı için A seçeneğini eleriz. Şikayetname mektup biçiminde Fuzun'un yazdığı şikayetlerini bildirdiği bir eserdir. Burada da bundan bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Kabusname Mercimek Ahmet'in eseridir arkadaşlar. Burada da ahlak kitabı olarak karşımıza çıkar. Orta neslin en önemli örneğidir. Bu da olmaz arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Tazarruname Sinan Paşa'nın Süsunesrin en güzel örneklerinden biri olan eseridir. Burada Allah'a yalvarış, Hazreti Muhammed'e övgü vardır. Burada da bundan bahsetmiyorum. Eser de sade anlaşılır bir dille yazılmış. Bu da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Garipname adlı eseri yazan kişi kimdir? Aşık Paşa'dır arkadaşlar. Aşık Paşa bu eserinde halkı eğitmek için yazmıştır. Aynı zamanda dini bir eser özelliği göstermektedir ve Türkçe kaleme alınmıştır. Bakın ifadelere bakacak olursanız da anlamadığımız bir kelime yok. Dil bakımından Türkçe bir eser. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçada numaralanmış açıklamalar aşağıdaki yapıtlardan hangisiyle uyuşmamaktadır diyor. Bakalım Tanzimat döneminde yerli tiyatro eserlerinin yayınlanmaya başlanmasıyla önemli yapıtlar verilir ve bu yapıtlarda şu konular işlenir. Osmanlı-Rus savaşı ekseninde Osmanlıcılık düşüncesi işlendiği eser hangisidir? Vatan yahut Silistre'dir. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. Görücü usulüyle evlilik Şinasi'nin şair evlenmesidir. Buradan da arkadaşlar B seçeneğini elemiş oluruz. Bir Türk hükümdarının kahraman kişiliği ekseninde İslam birliğini gerçekleştirme. Bu dursun arkadaşlar. Kan davası, aşk ve evlilik. Bu arkadaşlar nerede geçiyor? Eceli kaza adlı eserde geçiyor. Eceli Kaza kimin eseridir? Ebu Ziya Tevfik'in eseridir arkadaşlar. Burada bu konu işleniyor. Bunu da elemiş olduk. Hakan adlı eser bu kimin eseridir? Abdullah Hamid Tarhan'ın eseridir. Bu neyi işliyor arkadaşlar? Bu da Türkçülük idealini gerçekleştirmeyi dile getirmiştir. Yani E seçeneğini de buradan elemiş oluruz. Çok bilen çok yanılır. Recaizade Mahmut Ekrem'in eseridir arkadaşlar. Yanlış batılılaşma işler. Bundan dolayı da yukarıdaki cümlelerde bu anlatılmadığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Namık Kemal'in nokta nokta makalesi milli dilin sorgulanmasını nihayet milli kimliğin esası olan dilin sınırlarının tespit edilmesi amacıyla yazılmıştır. Şair makalede Arap ve Fars dillerinin boyunduruğundan kurtarılarak milli bir dil haline gelebilmesi için gramer ve sözlük ihtiyaçlarının belirlenmesi gerektiğini belirtir. Hatta Namık Kemal daha da ileri gider, bir belagat kitabı eksikliğini de ifade ederek yeni ve daha milli olan bir edebiyatın kurallarının belirlenmesinde ilk adımları atar demiş. Arkadaşlar bu dekadanlar olur mu? Olmaz. Niye? Dekadanlar Ahmet Mithat Efendi'nin bir makalesidir arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. Servet Fununcuları eleştiriyor hatırlayın burada. Edebiyat ve hukuk adlı makale olur mu? Bu da olmaz. Bu da Hüseyin Cahit Yalçı'nın eseridir arkadaşlar. Hatta Servet Fonu'nun kapatılmasına kadar giden bir makaledir. Fransızcadan çevirmişti hatırlayın. Bunu da eledik. Talimi Edebiyat. Arkadaşlar bu da Recaizade Mahmut Ekrem'in eseridir. Bu da olmaz. Tercümanı Ahval Mukaddimesi. Bu da Şinasi'nindir. Bu da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. Lisan-ı Osmanlı Edebiyatı hakkında bazı münazatı Şamildir adlı eser buraya olur. Bu namı Kemal'indir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 16. soruya geçiyoruz. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur demiş. Bakalım. Mehmet derken arkadaşlar bakın ünlem işaretini koymuş. Burada nida sanatı vardır. B seçeneğini elemiş oldum. Bir de arkadaşlar dikkat edecek olursanız hepsi kelimesini ne yapmış? Tekrar etmiş. O yüzden burada tekrar sanatı vardır. Bundan da A seçeneğini elemiş oluruz. Arkadaşlar var yok ifadelerini kullanmış. Bu nedir? Bu da tezattır arkadaşlar. Buradan da C seçeneğini elemiş oluruz. Yine kömür, bakır, altın, demir gibi madeni unsurları kullanmış. Madencilikle ilgili bunlar. Buradan da biz tenasüp sanatını elemiş oluruz. Bunlar kullanılan sanatlar. Burada yer verilmeyen sanat nedir? Hüsnü talin sanatıdır. Bir olayı herhangi bir güzel nedene bağlamamıştır arkadaşlar. 17. soru Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yukarıda verilen yapıtlardan herhangi biriyle ilgili değildir demiş. Bakalım. Tanzimat yıllarından 2. Meşrutiyet öncesi yıllara kadar olan dönemde yaşanan değer çözülmesinin yarattığı kuşaklar arası çatışma ele alınmıştır diyor. Bu hangi eserdir arkadaşlar? Tabii ki bu Kiralık Konak adlı eserdir. Dolayısıyla ben buradan A seçeneğini elemiş olurum. Anadolu'nun Türkleşme sürecinde büyük bir önem taşıyan tekkelerinin amaçlarından sapması sonucu toplum için nedenli zararlı hale geldiği tezine dayanmaktadır. Bu da Yakup Kadri'nindir. Bu da nedir arkadaşlar? Nur Baba adlı eserdir. Biz bunu da ileriz. Ana ekseninin ikinci meşrutiyet dönemi parti kavgalarının oluşturduğu yapıtta meşrutiyet dönemindeki basın ve siyaset kurumu içinde bulunduğu durumu gerçekçi bir biçimde yansıtılmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar bu bir dursun. Birazdan bunun hangi eser olduğunu açıklayacağım. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünün hemen ardından yayınlanan romanda inkılapların 10 yıllık süreçteki uygulanışında gelinen nokta ile alınmıştır diyor. Bu hangi eserdir arkadaşlar? Bakın bu da Ankara adlı eserdir. Dolayısıyla biz buradan D seçeneğinde demiş oluruz. Çünkü yukarıda Ankara adlı eser bulunmaktadır. Sultan Abdülaziz devrindeki yaşantının yansıtıldığı yapıt yazarın en son yayınladığı romandır demiş. Bu da nedir arkadaşlar? tabii ki hep o şarkıdır. Bu da çıkıyor. Bunu da elemiş oluruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu eser nedir arkadaşlar? Hüküm gecesidir. Hüküm gecesi de seçeneklerde yer almadığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 18. ve 19. sorular aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız demiş. 18. soru aşağıdaki yazarlardan hangisi bu parçada konuşan yazarla aynı akıma bağlıdır demiş. Roman görülenin anlatımıdır diyenler eksik söylüyor bence. Roman gerçek bir deneydir. Arkadaşlar deney varsa burada hangi akım etkilidir? Tabii ki naturalizm etkilidir. Nitekim romanlarım dikkatlice okunduğunda her bölümde kişilerin davranışlarının gerisindeki nedenleri incelikli bir biçimde araştırdığım görülecektir. İnsanlar üzerinde bir cerrahın kadavra üzerinde yaptığı gibi analitik bir inceleme yapıyorum. Hatta bu da yetmiyor. Bu kişinin yaşadığı çevreyi, ailesini de yakından inceliyorum. Bir gün birinin çıkıp kitabımı eleştirenlere yanılıyorsunuz. Hastalıklar hakkında öğrencilere ders veren bir doktor gibi insanoğlunun çürümüş yanlarına vakıf olmuş bir yazardır o demesini bekliyorum ifadelerinden. Bu Namık Kemal midir? Bakın arkadaşlar naturalizm akımı etkiliydi. Namık Kemal hangi akımdan etkilenmiştir? Romantizmden etkilenmiştir. A seçeneğini eleriz. Hüseyin Rahmi Gürpınar mıdır? Dursun. Ahmet Hamdi Tanpınar. Arkadaşlar bu da hangi akımdan etkilenmiştir? Sanat için sanat anlayışı vardı. Öz saf şiirin içerisinde sembolizm akımından etkilenmiştir. Bunu da eledik. Yaşar Kemal. Eserlerine dikkat edecek olursanız Çukurova bölgesinin hayatını gerçekçi bir gözle anlatır. O yüzden bu da realizmden etkilenmiştir. D seçeneğinde delemiş oluruz. Recaizade Mahmut Ekrem. Arkadaşlar bu da ilk realist roman olan araba sevdasını kaleme almıştır. Realizmden etkilenmiştir. Bunu da elemiş oluruz. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır arkadaşlar sorunun cevabı. Çünkü Hüseyin Rahmi Gürpınar eserlerini genellikle naturalizmle yazmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçada konuşan yazarın savunduğu roman anlayışı aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin niteliklerine uygundur demiş. Arkadaşlar parçamızı okumuştuk. Hatırlayın sanatçı neyi savunuyordu? Deneysel romanı savunuyordu. Deneysel roman nerede arkadaşlar? Naturalizmde. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 20. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçıya aittir demiş. Bakalım. Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecinde sanatçı yeni bir ulusal kimlik arayışına girmiştir. Onun düşüncesinin temelinde Türk toplumunun kendine özgü ahlaki ve kültürel değerleriyle Batı'dan aldığı bazı değerleri kaynaştırarak bir senteze ulaşma çabası yatmaktadır. Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak diye özetlediği bu yaklaşımın kültürel ögesi Türkçülük, ahlaki ögesi de İslamcılıktır demiş. Arkadaşlar bu parçada bize kimden bahsediyor? Tabii ki Türkçülüğün önemli isimlerinden Ziya Gökalp'ten bahsediyor arkadaşlar. Eserlere bakalım. İnkılap çocukları kimindir? Arkadaşlar bu eser Yaşar Nabi'nindir. Dolayısıyla biz A seçeneğini elemiş oluruz. Peki Tan Sesleri kimin? Bu da arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul'un eseridir. Dolayısıyla biz buradan B seçeneğini de elemiş oluruz. Altın Işık. Arkadaşlar bu Ziya Gökalp'in eseridir. Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Bozkurtlar Diriliyor. Bu Nihalatsız'ın eseridir. Gönül Hanım'da tabii ki Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun eseridir arkadaşlar. Bundan dolayı da biz bu seçenekleri de elemiş oluruz. Doğru cevabımız altın ışık olacaktı. 21. soru. Bu dizeler ikinci yeni şiirini ilişkin aşağıdakilerden hangisini örnek oluşturmaz demiş. Bakalım. Kuşlar kalkıyor aya irin üstünden. Bir sap ot kulaklarının arkasında. Ben sonunda buradasın işte diyorum kendi kendime. Burada eski bir atlasın kesiştiği yerde bir kedi gözlerini dikmiş sana bakıyor ve aşağılarda gök ne kadar aşağılarda olursa ve karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor bir kadın. Ben seni düşünüp korkunç ince diyorum görmediğim boynu. Önümden çerçiler, askerler, bıçak bileyiciler geçiyor ve asık suratlı kazmacıları dünyamızın bir ses seninle aynı yarımda dayız diyor ve yitiyor sonra Peran'ın eski bir sokağında ifadesinde alışılmamış bağdaştırmalardan yararlanma diyor. Bunlar etrafımızda sıkça duymadığımız sözcü öbekler arkadaşlar. Asık suratlı kazmacılar, ondan sonra ondan sonra sap ot kulaklarının arkasında yine eski bir atlasın kesiştiği yerde gibi ifadeleri fazlaca kullanmadığımız için bu alışılmamış bağdaştırmadır. Bundan yararlanmıştır sanatçı. A seçeneğini eledik soyut bir içerik oluşturmaya çalışmıştır. İkinci Yeni'cilerin genel özelliğidir zaten. Bunu da elemiş oluruz. Özgün imgelere yer verme. Evet, yine ikinci Yeni'cilerin en önemli özelliklerinden biridir. Bunu da elemiş ol oluruz. Serbest ölçü kullanma. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız ölçü yok şiirde. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Duyulmamış yeni sözcükler oluşturma demiş. Arkadaşlar burada bilmediğimiz herhangi bir kelime yok denecek kadar azdır. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 22. soru bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Bakalım Oğuz Atay tehlikeli oyunlarda arayış içinde olan bir kahraman yaratır. Nokta nokta adındaki bu kişi yaşadığı düzeni terk ederek bir gece kondu mahallesine taşınır. Onun gece kondu öncesi hayatı tipik bir küçük burjuva hayatıdır. Bu dönemde düzenli ve rahat bir hayat yaşar. Daha sonra bu dönemini yaşanmamış sayacaktır. Bu dönemde sevgi ile evlenmiş, toplumun beklentileri doğrultusunda iyi bir koca olmaya çalışmıştır. Fakat bu hayatta bir türlü uyum sağlayamamıştır ifadelerinden. Arkadaşlar, tehlikeli oyunlarda geçen kahraman kimdir? Turgut Özben değil, Arabacı Yusuf değil, Halit Ayarcı değil. Hikmet Benol. Evet arkadaşlar cevap D seçeneğidir. Hikmet Benol olacaktır. Hakkı Celiz bu da değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneğidir. 23. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere ayrat içindeki sanatçı getirilirse bir bilgi yanlış ortaya çıkar demiş. Bakalım. Evler şairi olarak tanınan Garip çizgisinde başladığı şiir serüvenine halk edebiyatı, divan edebiyatı ve batı şiirinin özelliklerini ekleyerek sürekli değişimi şiiri için bir çıkış yolu olarak seçen kişi kimdir? Behçet Necatikil'dir. Doğrudur arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. Toprak Ana, Aç Yazı ve Sivaslı Karınca'da şiirlerinde aklı öne çıkaran bir yaklaşım benimsemiştir. Bu kimdir? Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Elemiş oluruz. Kızılçullu Yolu, Harbe Gidenlerin Şarkıları adlı yapıtlarında topladığı şiirlerinde aşk izleyini işlemiştir. Kimin eseridir bunlar? Kızılçullu Yolu, Harbe Gidenlerin Şarkısı. Necati Cumalı'nın eseridir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hasretinden Prangalar Eskittimdeki şiirlerinde haksızlık ve duyarsızlığa baş kaldırmıştır. Hasretinden Prangalar Eskittim kimindir? Ahmet Arif'indir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Evet isyanda toplumcu bir duyarlılığa sahipken Erbayin'de İslamcı bir yörüngeye kaymıştır diyor Kemal Özer. Arkadaşlar bu Kemal Özer değildir. Kimdir? Erbayin. evet isyan arkadaşlar İsmet Özel'in eseridir. Dolayısıyla doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 24. soru. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir demiş. Sonuncu Tahsin Yücel'in eseridir. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Eski Çarıklar Yahya Akengin'indir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Unutma Bahçesi Latife Tekin'in eseridir. Doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Çatıdaki Çatlak Adalet Ağol'un eseridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kılavuz Hüsat Bener demiş. Bu Hüsat Bener'in değildir arkadaşlar. Kimindir? Bu eser Bilge Karasu'nun eseridir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.